Değerli arkadaşlar, hepinize günaydınlar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Tabii AK Parti milletvekilleri gibi Manoko'da istakoz vesaire biz soymuyoruz, istakoz filan yemiyoruz. Ve burada Şanlıurfa'da, Mardin'de kronikleşen elektrik kesintileri nedeniyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'nın önünde başlattığım oturma eylemi sebebiyle vatandaş bize sabahtan lavaş ekmekle yumurta getirdi. Şimdi bununla kahvaltımızı yapıyoruz. Yani duyarlı vatandaşlarımıza minnettarız. Gecenin ziyarete gelip bize çay getirenler oldu, su getirenler oldu. Onun için 85 milyon insanımıza minnettarız. Bu şekilde gerçekten çok duyarlı insanlarımız var. Bu anlamda umarız ve dileriz. Buradaki bu anlamlı eylemimiz Enerji Tabi Kaynakları Bakanlığı tarafından göz önünde bulundurulur. Şanlıurfalıların ve Mardin'lerin bu elektrik kesintileri giderilmiş olur. Bu mağduriyeti de son bulur diye bekliyoruz biz. Şanlıurfa ve Mardin'deki elektrik kesintileri nedeniyle Ankara'da Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı önünde başlatmış olduğumuz oturma eylemimiz nedeniyle biz artık sabaha geldik. Sabah oldu, güneş aydınlandı. Buradan tüm Türkiye'ye selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Neden biz burada oturma eylemini başlattık? Birincisi, elektrik kesintileri Şanlıurfa'ya Mardin'de kronikleşmiş bir hale gelmişti. İki, Türkiye'den Suriye'ye elektrik direkleri ve telleri döşendi. Suriye'ye ücretsiz elektrik verilmekte, ancak Şanlıurfa'daki hemşerilerimiz ve Mardin'deki hemşerilerimiz elektrik kesintilerine sürekli mağdur durumda. Ve aynı zamanda elektrik insanların yaşama açısından, insan sağlığı açısından, eğitim yaşama açısından, çalışma hayatı açısından insanca onurlu bir yaşam sürdürmesi açısından vazgeçilmez, zaruri bir ihtiyaçtır. Şanlıurfa'daki elektrik altyapısı özelleştirme idaresi tarafından bugüne kadar yapılmadığı için tahta direklerle, çürümüş olan tellerle elektrik dağıtımı yapılmaktadır. Ve bu sebepten dolayı da kayıp elektrik sayısı oranı çok yüksektir. Özelleştirme firması üstlenmiş olduğu altyapı yenileme çalışmaları yapılmadığı için Şanlıurfa'da, Mardin'de sürekli elektrikler kesintileri nedeniyle hemşerilerimiz mağdur durumdadır. Ve bu anlamda solunum cihazına bağlı vatandaşlarımız, diyaliz cihazına bağlı olan vatandaşlarımız elektrik kesintileri nedeniyle mağdur durumdadır. Bizim bu eylemimizin amacı bir an önce çözüm bulunması. Eğer burada demokratik bir şekilde çözüm bulunmazsa, eğer çözümler üretilmezse demokratik tepkilerimiz farklı yöntemlerle devam edecektir. Herkes şunu bilsin ve bilinmesi de fayda vardır. Elektrik kullanımı bir insan hakkıdır. Elektrik günümüzde insan için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır ve netice itibarıyla enerji bir insan hakkı olması nedeniyle hiç kimse bu haktan mahrum bırakılmaması lazım. Artık elektrik dağıtımı, elektriğin götürülmesi bir kamu hizmetidir. Bu kamu hizmetinin devlet tarafından götürülmemesi, kamu hizmetinin gereği gibi geç ifa edilmesi anlamıyla sorumluluktan kurtulamaz bakanlık. Buradan bakanlığa sesleniyorum. Burada elektrik hizmetinin götürülmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görevidir, misyonudur. Bu hizmetin götürülmemesi sorumluluğunu gerektirir. Bu sorumluluk bir, cezai sorumluluğu vardır. İki, idari sorumluluğu vardır. Üç, tazminat sorumluluğu vardır.